Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimiz'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugünkü konumuz gençler, göçmenler ve kent. Konuklarım İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Deniz Yükseker, Esma Çoban ve Rama Naimi. Rama ve Esma'nın henüz bir titri yok çünkü onlar iki genç konuğumuz. Bir tanesi Suriyeli, bir tanesi de Türkiyeli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugünkü sohbetimizin konusu aslında Deniz Hocaların TÜSES yani Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı TÜSES'in Heinrich Böll Vakfı desteğiyle çok yakın zamanda yayınladığı Suriyeli ve Türkiye'li genç kadınlar ve erkeklerin gündelik yaşamları Küçükçekmece ve Sultanbeyli'de nitel bir araştırma başlıklı raporu üzerinden olacak. Deniz Hoca bu raporu Neşe Şahin Taşan ve Uğur Tekin'le birlikte kaleme aldı. Bu araştırmanın birçok bulgusu var. Biz bugün sohbetimizde önce Deniz Hocam'la araştırma raporu üzerinden başlayacağız sohbetimize. Sonra genç konuklarımla raporun bulguları üzerinden sohbet edeceğiz. Sonra yine Deniz Hocam'la sohbetimizi kapatacağız. Ben çok uzatmadan şimdi ilk önce neden böyle bir araştırma yapıldı? Nedir bu araştırma ve bu tip araştırmaların sosyal uyum politikalarında önemi nedir diye sorarak başlıyorum Deniz Hocam'la. Buyurun. Teşekkür ederim Itır Hanım. Bizi bu programa davet ettiğiniz için de çok teşekkürler. Özellikle genç arkadaşlarla birlikte davet ettiğiniz için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Araştırmadan kısaca söz edeyim. Yani niye yaptık böyle bir araştırmayı? Şimdi yani son 5 yıldır ya da daha uzun bir süredir Türkiye'de göçle ilgili, göçmenlerle ilgili birçok araştırma yapılıyor. Gençlikle de ilgili araştırmalar yapılıyor. İşte gençlerin siyasi eğilimleri vesaire gibi konularda bir takım araştırmalar var. Ama biz göçmenlik ve gençlik üzerine yeteri kadar araştırma olmadığını düşündük ve dolayısıyla böyle bir araştırma yapmaya karar verdik. Ama bu araştırmanın şöyle bir yönü var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz özellikle araştırmanın başlığında da belirtildiği gibi hem Suriyeli hem Türkiye'li gençlerle hem kadınlarla hem genç kadınlarla hem genç erkeklerle görüşmeler yaptık. Çünkü biz şunu düşünüyoruz, gençlerle ilgili araştırmalarda da genel olarak göçle ilgili araştırmalarda da iki topluluğa bir arada bakan, yani hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hem de göçmenlere bir arada bakan, bir arada yaklaşım geliştiren araştırmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu iki grubu iki farklı ilçede bir arada değerlendiren bir araştırma yaptık. Niye bu iki ilçeyi seçtik? Ondan da söz edeyim. Küçükçekmece ve Sultanbeyli Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında İstanbul'un çok sayıda göçmen barındıran iki ilçe. Küçükçekmece'ye baktığımızda aslında çok büyük bir ilçe. 800 bin nüfusu var. Göçmenlerin oranı çok yüksek değil, ancak bizim araştırmayı yaptığımız iki telli bölgesinde, iki telli diye anılan iki mahallede göçmenlerin oranı oldukça yüksek. Sultanbeyli de çok büyük bir ilçe değil ama orada göçmenlerin oranı görece yüksek olan bir ilçe. Ancak ben bugün daha çok iki telliden söz edeceğim çünkü yani benzer bulgulara ulaşmış olmakla birlikte ben kendim iki tellideki saha araştırmasında yer aldım. Neşe Şahin Taşkın hocamız Sultanbeyli'de yer aldı. Ben ve Uğur Tekin hoca daha çok iki telliye yoğunlaştık. O yüzden o konuda konuşacağım. Şimdi siz ikinci bir soru sordunuz. Sosyal uyum politikaları açısından bu araştırmanın ya da böyle araştırmaların ne önemi var? Onunla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bu sosyal uyum, yani göçmenlerin sosyal uyumu diye bir kavram var. Ben aslında o kavramı çok fazla sevmiyorum. Toplumsal katılım ya da toplumsal bütünleşme kavramını biraz daha çok seviyorum.
Ama önemli değil. Hangi kelimeyi kullandığımız önemli değil. Şimdi göçmenlerin ve yurttaşların toplumsal katılımını düşündüğümüzde bu konuda üretilen politikaların sadece bir gruba yönelik olmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu konudaki bilimsel literatür de bize bunu göstermeye başladı. Toplumsal sosyal uyum politikalarının ya da toplumsal katılıma yönelik politikaların bütün yani toplulukları belirli bir yereldeki, bir kentteki veyahut da bir ilçedeki topluluğun tamamına yönelik olması gerektiğini gösteriyor. Çünkü sadece göçmenlerin sorunları yok, yurttaşların da sorunları var. Ve de böyle bir araştırma yaparken de özellikle bir arada yaşayan gruplara bakmak gerekiyor. O yüzden biz zaten İki Telli ve Sultanbeyli'yi seçmiştik bu araştırmada. Araştırmamızda bu araştırmada hem Türkiye'li hem Suriyeli 15 ila 20 yaş arasındaki gençlerle konuştuk ve aslında eğitim, çalışma hayatına katılma, okul terk, erken yani liseyi bitirmeden okulu terk, çalışmak zorunda kalma veyahut arzu ettiği işte çalışamama, gündelik yaşamdaki zorluklar gibi konularda aslında bu gençlerin benzer sorunları olduğunu gördük. Yani sadece Suriyelilerin sorunları yok ya da sadece Türkiyelilerin sorunları yok. Bütün gençlerin birbirine benzer sorunları vardı. Tabii Suriyeliler göçmen oldukları için belki bir katman daha fazla sorunları vardı ama aslında benzer sorunlardan muzdariptiler. Şikayetçi oluyorlardı. Ama sadece olaya sorunlar açısından da bakmayalım. Aynı zamanda aslında gelecek beklentileri, gelecek planları açısından da benzerlikler gördük. Benzer eğilimler gördük. Mesela bütün gençlerin internet kullanımı konusundaki eğilimleri birbirine benziyordu. Hem Suriyelilerin, hem Türkiyelilerin, hem kadınların, hem erkeklerin. Diğer başka bir şey, herkes kendi yani hayatını kendi ellerine almak istiyor. Gelecekle ilgili kararlarını kendi verebilmek istiyor. Bunu hem Suriyeli hem de Türkiye'li gençlerde gördük. Öte yandan gelecekle ilgili kaygıları da var. İş bulabilecek miyim, okulu bitirebilecek miyim gibi. O açıdan da benzerlikler vardı. Yani fazla uzatmadan şunu söyleyebilirim. Sosyal uyumla ilgili politikalar geliştireceksek sadece bir gruba değil, yerel düzeyde bütün o yerelde yaşayan topluluklara yönelik politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Yani gençlere özgü mesela bütün gençleri kapsayıcı politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Böyle bir çıkarsama yapılabilir raporda. Çok teşekkür ederim. Aslında biz de bu programda hem sizin raporunuzun bulgularını paylaşmak hem de sizin raporda tam da yaptığınız gibi gençlere birazcık söz vermek, alan açmak istedik. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem Esma hem Rama bir pazar öğleden sonrasında, bu çekimi pazar günü yapıyoruz. Bir pazar öğleden sonrasında bize zaman ayırmayı kabul ettiler. Bir açıklama seyircilerimiz için, bizi televizyondan seyredenler için, çünkü podcast seyircilerimiz, dinleyicilerimiz de var. Rama kamerasını kapamayı tercih etti. Biz de onun bu mahremiyet hassasiyetine saygı gösterdiğimiz için Rama'nın kamerası kapalı olacak ama Esma'nınki açık. Ben şimdi izninizle hocam gençlere birazcık söz vermek istiyorum. Başta söylediğim gibi raporun birçok bulgusu var. Deniz hocamın söylediği farklı boyutlarda. Ben içinden cımbızladığım birkaç tanesiyle ilgili söylediğim gibi Esma'ya ve Rama'ya sorular soracağım. Örneğin benim ilgimi çeken bu sosyal ilişki ağlarıyla ilgili olan bulgu. Bunların her iki mahalle, yani her iki ilçede de, ama bugün şimdi ayrıca olarak Küçükçekmece'yi konuşuyoruz. Küçükçekmece'de de rapor diyor ki, araştırma sonucu diyor ki çok güçlü sosyal ilişki ağları varmış. Bunlar bir yandan dayanışma, aile içi dayanışmayı ya da işte arkadaşlar arası dayanışmayı sağlamakla beraber bir yandan da aşırı korumacı da olabiliyorlarmış.
Dolayısıyla ben şimdi iki özellikle de genç kızım bulmuşken biraz fikirlerini sormak istedim. Sosyal ilişki ağları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Esma, istersen sen de başlayalım önce. Sosyal ilişki ağları yani akraba, mesela yakın akrabalardan mı bahsediyoruz? Mesela bir sürü aile var. Hepsi iki tane yaşıyor. Bunlar, ben bu sorudan bunu anlıyorum. Tabii. Mesela bence çok da iyi bir şey değil. Sürekli mesela hemşireler olsun, aileler olsun, hani tüm akrabalar. Mesela diyelim ki ben bir sokakta oturuyorum. Tüm sülale o sokakta oturuyor. Yani bu bence tam sağlıklı bir sosyal ağ değil. Yani her zaman güzel olmuyor. Mesela sevmediğim insanlar da oluyor ve onların yüzünü hep görmek zorunda kalıyoruz. Veya da mesela ben Kastamonu'luyum. Ama Kastamonu'lu insanları pek sevmiyorum. Yani köydekiler en azından. Akrabam olsa bile. Ben çevremde yaşamalarını istemem. Çünkü bir zaman sonra farklı insanlarla birlikte sosyal olmak da güzel bir şey. Farklı insanlarla sosyal olamıyorsun. Mesela Suriyelilerin gelmesi falan da toparlayamadım sanki. Mesela okulumuzda mesela sadece Türkler olsaydı Suriyelileri de tanıyamazdık ve Suriyeliler hakkında bir düşüncemiz olmazdı. Mesela arkadaş çevresinden falan bahsediyorum. Böyle. Çok heyecanlı. Peki, tamam. Çok güzel. Bence ilk sorun için gayet güzel cevap verdin. Şimdi Rama'ya aynı soruyu soracağım. Rama, sen ne düşünüyorsun bu sosyal ilişki ağları? Sence iyi mi? Sence hani bu dayanışma tarafı mı senin daha çok işine geliyor? Yoksa bu aşırı korumacı kısmından şikayetçi misin? Sen nasıl olmasını tercih ederdin? Nedir fikrin senin? Bence hocam aileler çocuklarına çok korktukları için onlara baskı yapabilirler. Aileler çocuklarını çok sevdikleri için ve onları korumak istedikleri için yani bazen çocuklarının yerine karar alabilirler çocuklarına sormadan. Ama buna rağmen yani çocuklar yani biz yani kararlarımızı almamız gerekiyor. Kendimiz almamız gerekiyor. Ya da bazen yeni şeyler denemeye izin vermezler. Onun için bazen yani çok insanlarla yani tanışmıyoruz falan. Yani ailemiz bizim için korktuğu için. Mesela ben küçükken ailem benim için çok korkarlardı. Sokağa çıkmama, çocuklarla oynamama falan izin vermezlerdi. Onun için çok fazla arkadaşım yoktu. Küçükken çok fazla maceram yoktu. Yani korktukları için bazen çocuklarını bir şeylerden mahrum edebilirler ya da yeni deneyler yapmalarına yani izin vermezler. Yani. Anladım. Sen şimdi 20 yaşındasın ve üniversite öğrencisisin aslında. Evet. Yaşın ilerledikçe yani büyüdükçe bu korumacılık devam etti mi yoksa biraz daha bir özgür bir döneme girdin mi? Ben kendimi geliştirdim biraz. Biraz güçlü olmaya çalıştım. Kararlarımı kendim almaya çalıştım. Öyle yani gelişti biraz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bir başka... Itır Hanım, pardon, özür dilerim, sözünüzü kesiyorum ama bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Esma ve Rama çok güzel şeyler söyledi. Ben bir arka plan bilgisi vereyim. Bu iki tellinin özelliği, araştırmayı yaptığımız bölgenin özelliği zaten göçle kurulan bir yer olması. Yani 1970'lerden beri hep göç alan bir yer. İşte Esma mesela Kastamonulu olduğunu söyledi. Kastamonu, Tokat, Giresun gibi yerlerden, daha sonra Güneydoğu illerinden göç alan bir yer. Son olarak da Suriyeli göç alıyor. Şimdi göçle oluşan mahallelerde hep sosyal ilişki ağları çok güçlü olur. Çünkü insanların sorunları çözmek için birbirlerine ihtiyaçları vardır. Hemşehrilerine, akrabalarına ihtiyaçları vardır. Yani onu söylemek istedim. Hakikaten bu ilişki ağlarının güçlü olduğunu görüyoruz göç nedeniyle bu bölgede.
bir kere daha doğrulanmış oldu yani sizin araştırmanızda da. Bir başka yine ilgimi çeken benim bulgusu COVID döneminde, yani bu salgın döneminde eğitimin çevrim içi olmasıyla, online olmasıyla gençlerin eğitimleri biraz aksamış diye söylüyor rapor. Bir yandan da ama teknoloji kullanımı da artmış. Yani sosyal medya kullanımı artmış, internet web üzerinden sosyalleşme artmış. Dolayısıyla ben buradan, yani rapor bu cümleyi kullanmıyor ama benim kendi çıkarımım. Diyorum ki demek ki aslında sorun gençlerin teknoloji kullanmasında ya da teknoloji erişiminde değil de sanki daha çok eğitimin, online eğitimin tasarımındaymış gibi geliyor. Çünkü yoksa teknolojiyi bağ gibi kullanıyorlar gençler belli ki. Size şimdi sormak istediğim, sizce eğitimi, siz ikiniz de neyse ki eğitimine devam eden gençlersiniz. Ama sizce, sizin gözünüzden gençlerin eğitimlerinin önünde ne engeller görüyorsunuz? Esma, istiyorsan sen de başlayalım. Ben aslında pek bir engel göremiyorum. Yani yapmak isteyen her türlü yapıyor. Yani birazcık insanın kendi içinde olması gerekiyor. Hayatın birazcık farkında olması gerekiyor. Hedeflerine karşı yani istekli gitmesi gerekiyor. Anladınız mı? Yani bilmiyorum. Sonuçta merdiven olmadan istediğimiz yere çıkamayız. Veya da yürümeden hedefimize ulaşamayız. Ama mesela siz dediniz ya online eğitimde uygulamanın kötü olmasından mı sizce eğitim kötü gitti o zaman veya da eksik kaldı? Sanki öyle gibi duruyor çünkü teknolojiyi kullanıyorsunuz. En azından rapor öyle söylüyor. Yani gençlerin aslında teknoloji kullandığını, onu da nereden anlıyoruz? Sosyal medya kullanımı artmış. Daha çok internet üzerinden sosyalleşmiş gençler diye söylüyor. Mesela senin tecrüben de öyle mi? Senin COVID zamanında teknoloji kullanımın arttı mı? Evet, arttı ama mecburen. Çünkü bir uygulama var ve bu uygulamaya girmeden bir şeyler yapılmıyor. Yani o sırada eksik kalıyoruz. Çünkü girmezsek eksik kalıyoruz. Çünkü yüz yüze eğitim yok. Bu yüzden o uygulamayı zaten kullanmamız gerekiyor ve bir şekilde telefonla haşır neşir olmamız gerekiyor. Ve aslında mecbur da bırakılıyoruz bir yandan buna. Çünkü mesela ben şimdi güzel sanatlarda okuyorum, resim bölümündeyim. İşte orada mesela herkes dijital çizim falan yapıyor ama ben kağıtta yapmayı seviyorum. Ama dijital çizimde bir artı, yani öğrenciler için bir artı. Üniversite seçimlerinde mesela bir tane portfolyo yapacaksın. Herkes dijital çizimlerini koyacak ama ben koyamayacağım. Belki de daha geride kalacağım. Öğrenmek zorundayım. Ben bilgisayar açıp kapatmayı bile bilmiyordum bu senenin başında. Ama öğrenmek zorunda kaldım. Yani bazı şeyleri şey yapmamak lazım. Bazen herkes de hata oluyor. Ona göre o karantinada kullandığımız, yani şu an kullandığımız Zoom uygulaması da o kadar da kötü değil. Çünkü başka ne tarz bir uygulama yapılabilir ki? Mesela şey, hep uygulamaya bağlamamak gerekiyor. Mesela benim arkadaşlarım vardı. Siz de görmüşsünüzdür internetten. Mesela Zoom burada açık, öğretmen bir şey anlatıyor ama o kişi telefonda başka bir şeyler yapıyor. Yani sen ne yapabilirsin ki bu insan, yani sopayla başında bekleyemezsin ders çalışsın diye. Kendi içinde olması gereken bir şey. Aynı öğrenci sınıfta da olsa zaten dalga geçecekti, dinlemeyecekti öğretmeni belki ama en azından sınıfta oturmak zorunda kalacaktı. Doğru. Peki Rama, sen ne düşünüyorsun? Yani Suriyeli gençler, mesela sen de şu anda üniversitede öğrencisin, senin de eğitimin devam ediyor ama Suriyeli gençlerin eğitimin önündeki engeller ne sence, var mı? Şimdi hocam, bana göre online eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri var. Olumlu yönlerini konuşayım ilk önce. Paradan, yani çabadan ve zamandan tasarruf eder. İstediğin her yerde kulaklığını takıp hocayı dinleyebilirsin. Ama olumsuz yönü ise insan daha da tembelleşir. Derslerini ya da yani işte online derslerini ciddiye almaz çok fazla. Yani benim tecrübem var, yani online derslerim çok iyi değildi, daha da tembelleşirdim, hocayı çok fazla dinlemezdim,
dersi açarak mesela dersteyim ama Instagram'ı açardım falan. Onun için yüz yüze bence daha iyi. Ama online iş bence daha iyi yani mesela online derslerden. Tabii öğrenmek isteyen her türlü öğrenir yani. Tabii. Peki ayrıca hani COVID olmasaydı, COVID'den önce Suriyeli gençlerin eğitimle ilgili dertleri var mıydı? Seninle paylaştıkları mesela arkadaşların. Şimdi benim yoktu ama bazıları çalışmak için yani derslerini yani okula gitmezlerdi. Böyle bir şey. Anladım. Peki. Bir sorum daha var size. Yordum sizi biraz ama bulmuşken. Hocam bir şey mi eklemek istediniz? Evet, ben bir şey ekleyebilir miyim? Yani raporun bir bulgusunu ekleyeyim. Esma'nın ve Rama'nın söyledikleri üzerine. Bizim bulgumuz tabii çok nitel bir araştırma yaptığımız için hani yüzlerce kişiyle konuşmadık, onlarca kişiyle konuştuk ama bizim edindiğimiz izlenim Rama'nın da dediği gibi birçok genç çalışmak için yani ücretli çalışmak için aslında okulu terk etmiş pandemi döneminde. Onun dışında da yani bir zorunluluk olmadığı için ya da en azından yüzlerini göstermek zorunda olmadıkları için çoğu kişi düzenli takip etmemiş dersi ve Suriyeliler özelinde bunun yarattığı şöyle bir sorun da var. Türkçe becerileri yani Türkçe dil bilgileri zaten çok iyi olmadığı için eğitimden iyice kopmuş olanlar da vardı. Özellikle erkekler arasında bir de çalışma zorunluluğu da buna eklenince ailelerine destek olmak için okuldan kopmuş olan birçok gençle karşılaştık. Evet, sizin raporunuzda grafikler de var. Genç erkekler, erkekler, kadınlar ve Türkiyeliler, Suriyeliler diye. Orada da aslında o fark gerçekten net görülüyor. Evet. Teşekkür ederim. Son sorum gençlere. Yine raporun bir bulgusu olan bu sivil toplum örgütlerinin sosyal uyuma ya da toplumsal katılım, Deniz Hocam tercihiyle toplumsal katılıma olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor rapor. Hatırladığım kadarıyla aslında Sultanbeyli ilçesinde daha ziyade bu sivil örgütlenmeler daha yoğunmuş ve o olumlu etki orada daha çok görülüyormuş. Küçükçekmece bu biraz daha eksik ya da noksan diye anladım ben. Size bir danışmak, yani sormak istedim Rama'ya ve Esma'ya da. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sivil toplum örgütleri deyince aklınıza ne geliyor? Öyle bir şey düşünüyor musunuz hiç? Var mı ilçenizde? Gerçekten Suriyeli gençlerle Türkiyeli gençlerin daha iyi komşu olmalarını, arkadaş olmalarını sağlayacak etkiler yapılıyor mu? Biraz onları da paylaşır mısınız? Esma, yine senle başlayacağım. Benim bu konuda pek düşüncem yok. Hatta yani dernekler hakkında da pek bir şey düşünmüyorum. Aslında dayımın bir tane adayı olduğunu denir, ortak olduğunu denir. Öyle bir yardım derneği var aslında. Sadece onu biliyorum. Onun dışında sizin söylediğiniz gibi Suriyeli ve Türk gençlerinin kaynaşması için yapılan bir şey daha önce görmemiştim Deniz Hoca'nın yaptığından başka. Ama çok mantıklı gelmişti Deniz Hoca'nın bu yaptığı şeyleri. Duyunca çok mantıklı geldi. Ama hiç daha önce böyle bir şey görmedim. Yani ilk Deniz Hoca'da gördüm. Anladım. Peki. Rama, senin deneyimin nedir? Şimdi ben hocam Hayat Destek bir dernekte bir derneğe gittim. Orada meslek eğitimi yaptılar. Orada Suriyeliler, Araplar, Türkiyeliler vardı. Orada yeni şeyler öğrendik ve birbirimizin düşüncelerini tanıdık, öğrendik. Birbirimize yani arkadaş olursak yani birbirimizle Suriyeliler Türkçeyi daha da iyi anlarlar. Yani öğrenirler. Daha iyi konuşabilirler. Türklerle yani muhatap olurlarsa bence. Bu kadar hocam. Yani aslında keşke Küçükçekmece'de de daha çok bu tip örnekler olsa. Anladığım kadarıyla ikinizden de gerçekten de iki tarafın kaynaşması için olumlu bir etkisi olurdu diye düşünüyorum. Bu konuda da bir şey ekleyebilir miyim ben? Rama'nın söz ettiği bu Hayata Destek Derneği zaten ülke çapında faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum kuruluşu. Ama mesela İkiterli'de değil o, biraz daha farklı bir mahallede. Ve de
Asıl sorun da son iki sene, yani biz araştırmayı yaptığımızda 2021 yaz sonunda yaptık biz araştırmayı. O dönemde iki senedir sivil toplum kurulları, kuruluşları online hizmet veriyordu. Online danışmanlık veriyordu. Dolayısıyla Rahman'ın söz ettiği gibi gençlerin bir araya gelip kaynaşacakları etkinlikler zaten yapılmıyordu. Yani orada da iki kayıp sene vardı. Bir de Hayata Destek Derneği tek bir dernek. Yani hepsine onun, evet, onun dışında hani aslında iki tane de bir sürü dernek var ama mesela hemşehri dernekleri falan var. Ama onların gençlere yönelik hiçbir etkinlikleri yok. Anladım. Umuyorum bu sohbetimiz, bizim bu programı yapma nedenimiz zaten biraz bu kent meseleleriyle ilgili hani farkındalık, bilgi üretmek. Umuyorum bu sohbetimizden sonra ilham olur iki taraftaki sivil toplum örgütlerine de. Ben şimdi aslında tam da size dönecektim. Bizim bu programımızda takip edenler biliyorlar, adı üzerinde şehir hepimizin ve şehirle ilgili meseleler daha çok bizim ilgi alanımız. Bu şimdi arkadaşlarımızın Rama ve Esma'nın paylaştıkları ama sizin araştırmanın genel şey olarak da bu gençlerin, çünkü siz birçok boyutta kıyaslıyorsunuz. Kadınları, erkekleri, Türkiyelileri, Suriyelileri, iki ilçeyi, yani farklı kıyaslarınız. Ama hepsine şöyle genel baktığımızda sizden benim son birkaç dakikamız da kaldı aslında. Mümkün olduğu kadar hızlıca rica edeceğim. Gençlerin kentsel olanaklardan nasıl yararlandıkları, yani kentli olarak, kentin yurttaşları, kentliler olarak nasıl faydalanıyorlar? Daha nasıl iyileştirilebilir? Peki. Yine iki terli ve küçük çekmece özelinde buna cevap vermeye çalışayım. Aslında sosyal uyum politikalarında da kent ölçeği çok önemlidir. Yerel ölçek çok önemlidir. Dolayısıyla kentsel alanda bir şeyler yapılması çok önemli. Ama bizim araştırmadan izlenimimiz aslında iki terlide gençler, hem kadınlar hem erkekler, hem Suriyeliler hem Türkler aslında kentsel olanaklardan çok fazla faydalanamıyorlar. Bilmiyorum Esma ve Rama bana katılır mı? Çünkü park yok, yani burası çok yoğun yapılaşmanın olduğu, daha çok çevresindeki sanayi tesislerine yönelik bir istihdamın olduğu bir yer. Park yok, kamusal alanlar yok, gençlik merkezleri yok, gençlere yönelik faaliyeti olan dernek çok az. Az önce yanlış bir şey de söyledim. Hiç yok dedim ama mesela spor kulüpleri var. İki terli spor kulübü var mesela, çok önemli. Ama mesela o da daha çok erkekleri, genç erkekleri çeken bir ortam. Yani özellikle kadınlara yönelik kamusal alanda, kentsel mekanı kullanımla ilgili fazla bir şey yok. Bu konuda bir şeyler yapılması kesinlikle gerekiyor bence ve bunun toplumsal katılıma ya da sosyal uyuma da katkısı olur. Çünkü sosyal uyumun ön koşullarından bir tanesi temas, yani etkileşim gruplar arasında. Grupların temas kurabileceği, bir araya gelebileceği, birbirlerine düşüncelerini hatta eleştirilerini söyleyebilecekleri ortamlar yok. Onlar olsa halbuki sosyal uyum konusunda iyi bir başlangıç olurdu. Çok katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında sizin raporunuzun son bölümünde politik önerileriniz var. Her bulgunuzun aslında çok somut ilaçlarını da veriyorsunuz. Yani teşhis koyuyorsunuz, ilaçları da veriyorsunuz ve hem yerel yönetimlere hem sivil toplum örgütlerine konuşan öneriler bunlar aslında. Bu konuda çalışan, bir şeyler yapmak isteyen karar alıcılara, sivil toplum örgütlerine çok öneriyorum raporu okumalarını. Biz bu yayının linkini paylaşırken sosyal medya hesaplarımızdan sizin raporun linkini de paylaşalım ki ilgilenenler görebilsinler. Gerçekten de şehir hepimizin, çok sevdiğim de benim bir şey, programımızın başlığı, hepimizin mutlu olacağı bir kent için söylediğiniz gibi o karşılaşmalar en önemli şeyler. Bunun için de kamusal alanın ona göre planlanması gerekiyor. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler böyle bir araştırma yaptığınız için, bulgularını bizle paylaştığınız için. Söylediğim gibi umuyorum bu sohbetimiz ilham olur.
Esma ve Rama, size de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp geldiğiniz ve fikirlerinizi paylaştığınız için. Sosyal medyada kullanıyorsunuz. Siz de belki arkadaşlarınızla linkleri sonra paylaşırsınız. Belki arkadaşlarınızın da söyleyeceği farklı fikirleri olabilir. Onları deniz hocalara iletebilirler. Anladığım kadarıyla böyle bir araştırmanın yapılmış olması bile Esma'nın söylediklerinden aslında gençleri bir araya getiren bir yöntem olmuş. Yani bu bile, araştırmaların kalması bile aslında gençlerin bir araya gelmesi ve birbirleriyle tanışması için çok güzel fırsatlar yaratıyor. Bugün de yine bir araya gelmiş olmanız benim için çok sevindirici oldu. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta farklı bir kent konusuyla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler.